Hadi bakalım. Hayırlı olsun. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Koray Kıraç, Arıtaş Mahallesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Kıraç, açılış için gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını diledi. Tüm Tarım Bakanımızla, Belediye Başkanımızla, İlçe Başkanımızla, Tarım Bakanımızla biz bu konuyu ilettik. Söz verdiğimizi söyledik. Arıtaş'a geldik. Gölet'e söz verdik dedik ama yapamadık dedik. Tarım Bakanımız iş bitirici bir bakanımız. Vahit Bey bize şunu söyledi. Söz verdiysek yapacağız dedi. Bakın şimdi elimde o yazı var. Onu size ben okuyayım. 38,5 metre yüksekliğindeki gölet 2,1 milyon metre küplük su deposuyla 4350 dekar tarım alanını sulayacak şekilde 2024 programına alınıyor. Bunu dün Tarım Bakanımız bizzat kendisi talimat verdi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de açılışta bir konuşma yaptı. Cumhur İttifakı olarak Arıtaş Seçim Büromuzun açılışına geldik. Aslında seçim büromuz daha önceden açıldı ama bugün itibariyle açılışını yapacağız. Duran Başkanım güzel şeyler söyledi. Bu seçim milli olanlarla, artık diyelim gayrimilli olanların seçimi, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen bir seçim. Bizim buradaki amacımız inşallah sizlerin desteği de Cumhur İttifakı olarak 8 milletvekilinin 8'ini de almak. İnşallah bu vatanı milletini seven, ülkenin bekasını düşünen, ülkenin geleceğini düşünen Arıtaş'ta hemşehrilerimiz olacak olarak bu konuda da oy verme sırasında gereğini yapacağız. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta HDP, bir tarafta PKK, bir tarafta işte ne bileyim %1 bile geçmeyen partiler diyorlar ki biz sizlere bu millete, bu devlete boyun eğdireceğiz, diz çöktüreceğiz. Buna izin verir miyiz? Buna izin verir miyiz? 100 sene sonra yeniden derinlenin imkanı bulmuşuz. 100 sene sonra ayaklarımızın üzerine dikilmişiz. 100 sene sonra ecdadımızın emanetini, İslam ümmetinin liderliğini ele geçirmişiz ve onlara umut aşılamışız. Biz bunu kolay kolay bırakmayız. Bırakırsak bu devlet, bu ülke 50 yıl daha geriye gidecek. Şimdi adam açıklıyor. Diyor ki Atatürk Havalimanı'nı CIA'nın yan kuruluşu olan firmaya vereceğim. Niye? Orada teknofest düzenliyoruz. Orada Hürjet'i uçuruyoruz. Orada Anka'yı uçuruyoruz. Orada Kızıl Elma'yı uçuruyoruz. Rahatsız oluyorlar. Rahatsız olanlar olsun bizim dışımızdakiler. Ama bu millet tekrar İslam ümmetinin liderliğini, İslam'ın bayraktarlığını eline geçirdi. Cumhur İttifakı olarak da inşallah sizlerin sayesinde 8-0 bu işi götüreceğiz. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.